Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iklim elemanlarından üçüncüsü olan nemlilik ve yağış konusuyla karşınızdayız. Tabii ki de bu konuyu bitirdikten sonra bizim için bu dönem boyunca en önemli kısımlardan bir tanesi bir sonraki video. Çünkü o videoda sevgili arkadaşlar iklim tiplerinden bahsedeceğiz. O yüzden o videoyu da kaçırmamanızı istiyorum. Tabii ki de dersimiz bittiğinde ödevlerimizi yapmamız lazım. Bir, ikincisi ben konu anlatımını gerçekleştirirken beni daha rahat bir şekilde takip edebilmeniz için hemen ne yapıyorsunuz? Sıfırdan 9'a konu anlatımını kitabımızı açıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Burada nereye işleyeceğiz bugün sizlerle bir birlikte büyük iklim tiplerinden hemen önceki kısım. Yani iklim elemanlarında buharlaşma, nem, nemin dağılışı, yoğuşma, yağış bu. Yani 88 82. sayfalar arasında ben dersimi anlatırken siz buradan beni rahat bir şekilde şöyle takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hemen dersimiz bittiğinde de yanında görmüş olduğunuz çoktan seçmeli testlerimizi de çözebilirsiniz. Takıldığınız konularda her zaman söylediğimiz gibi hemen kare okutarak sorunun çözümünü öğretmenlerimizden dinleyebilirsin. Dersimiz bitti konuyu pekiştirmemiz lazım. Hemen Dinamo Soru Bankası kitabımızı da açıyorsunuz. Buradan da yine iklim elemanları nemlilik ve yağış. Nem ve yağış ifadesi hemen şurada 70. 73, 74. sayfalar sevgili arkadaşlar. Önce model bir soru çözümümüz var. Açıklamalı şeklinde. Akabinde 4 tane çoktan seçmeli testimiz yer almakta. Bu soruları da hemen dersimiz bittiğinde sıcağı sıcağına çözmeni istiyorum. O zaman takip edeceğiniz yerleri biliyorsunuz. Sayfaları açtınız. Çözeceğimiz ödevler belli. E hadi bakalım başlayalım. Şimdi bugün dersimizde neler öğreneceğiz? Öncelikle nem türlerinden, mutlak nem, bağıl nem, maksimum nem türlerinden bahsedeceğiz. Yoğunlaşma türleri burada sis, dolu, çiğ, kırağı, kırç gibi ifadelerden bahsedip sonra yağış çeşitleri yani bir yağışın oluşabilmesi için havanın yükselmesi lazım diyeceğiz. Ve bu yükselmeyi gerçekleştiren ısınan hava kütlesi, bir dağ yamacı, farklı iki hava kütlesi gibi ifadede 3 tane yağış çeşidinden bahsedip son kısımda da yağışın yeryüzündeki dağılışı deyip nemlilik ve yağış kısmını da bitirmiş olacağız. Öncelikle hemen şöyle nemlilik kısmına bakalım. Şimdi yeryüzünde bulunan su kütleleri var ve bu bulunan su kütleleri meteorolojik faktörlerin etkisiyle gaz haline geçmesine biz buharlaşma diyoruz. Buharlaşma ile birlikte atmosfere nem sağlandı mı? Sağlandı. İşte bu gaz haldeki suya nem ismini vereceğiz sevgili arkadaşlar ve nem oranı dediğimiz ifadeyi hemen şu sağ tarafta görmüş olduğunuz higro ifadesi var. Yüzde olarak ifade ediliyor ve bu higrometredir sevgili arkadaşlar. Higrometre ile ölçüp Higrometre ile ölçtükten sonra herhangi bir merkezdeki nem miktarını gram olarak ifade ederiz. Ve biz şunu biliyoruz. Yeryüzündeki suların bir kısmı buharlaşmayla bir kısmı da canlıların terlemesiyle gaz haline geçer ve atmosfere karışır. Atmosfere karışan bu su buharı yükseklere doğru çıkıldıkça sıcaklığın azalmasıyla birlikte yoğuşarak tekrar yüzeyinin yağış olarak döner. Tabii ki de bu yağış sıcaklığın sıfır derecenin altında olduğu alanlarda kar, sıcaklığın sıfır derecenin üzerinde olduğu alanlarda ise yağmur şeklinde olabilir. Aynı şekilde burada dolu şeklinde de yağışlar gerçekleşebilir. Bak eğer ki bulutları görüyorsak bunlar yoğuşma ürünleridir. Bir yağmur, kar, dolu gibi ifadeler varsa bunlar yağıştır ve bu yer yüzeyine düşen sular bazı noktalarda yüzeysel akışa geçip gölleri, akarsuları, okyanusları, denizleri besler. Bazı alanlarda da yer altına sızarak yer altı sularının oluşmasına sebebiyet verir. Tabii ki de su döngüsü bizim için, insanlık için, doğa için çok çok önemli. Neden? Çünkü su döngüsü sayesinde atmosferdeki suyun devamlılığı sağlanmış olmakta. Aynı şekilde yeryüzünde kullanıma bağlı olarak kirlenen bu suların bir kısmının temizlenmesi sağlanmış olmakta. Suyun yer değiştirmesini sağlamakta. Deniz ve okyanuslardaki su rüzgarların etkisiyle karaların iç kısmına taşınmakta ve bu karalarda da yağışların meydana gelmesine daha nemli iklim koşullarının bulunmasını sağlamaktadır diyebiliriz. Peki bu nem dediğimiz kavramın sıcaklık üzerinde bir etkisi var mıdır dediğimizde tabii ki de vardır. Şöyle Böyle düşünebiliriz. İklim elemanları sıcaklık kısmında sıcaklığın yeryüzündeki dağılışını etkileyen faktörleri anlattık ve izoterm haritalarından bahsetmiştik ve izoterm haritalarında şunu söyledik normalde dünyanın en sıcak yerinin ekvator ve çevresi olması beklenir çünkü güneş ışınları bu alana yıl boyunca dik ve dike yakın açılarla düşüyor ama yıl boyunca güneş ışınlarının dik ve dike yakın açılarla düştüğü ekvator çevresinin dünyanın en sıcak yerleri değil de dünyanın en sıcak yerlerinin 30 derece en nemleri çevresindeki dinamik kökenli yüksek basınç kuşağında yer alan çöllerin oluşturmasının temel sebebi çöllerdeki nem azlığı ekvatoral bölgedeki ise nem fazlalığıdır diyebiliriz. Nemin en önemli etkisi sıcaklık üzerinde dengeler sevgili arkadaşlar sıcaklığı. Yani yeryüzündeki sıcaklığın çok fazla yükselip çok fazla alçalmasını engelleyecektir. Biz nem çeşitlerini 3 şekilde ifade edeceğiz. Bunlardan birincisi mutlak nem. Bunun diğer ismi var olan nem olarak da ifade edilebilir sevgili arkadaşlar. Ki şöyledir bunun tanımı. Bir metreküp hava kütlesi içerisinde ölçülen su buharının gram cinsinden ifadesi ya da miktarıdır. Yani o anda o hava kütlesinde var olan nem miktarı olarak ifade edebiliriz ve mutlak nemi gram bölü metre küp birimiyle de ifade etmekteyiz. Ki şöyle sıcaklığın artmasıyla birlikte eğer ki yeterli miktarda su kütlesi varsa atmosfere karışan nem miktarı da artar. O yüzden sıcaklığın yüksek olduğu alanlarda mutlak neminde fazla olduğunu söyleyebiliriz. Sıcaklık arttıkça mutlak nem artar. Hemen şöyle sağ taraftaki görselimize baktığımızda sıcaklıklara aynı olan iki tane merkez var. B merkezi ve C merkezi sevgili arkadaşlar. Bakın ikisinde de 15 derece sıcaklık var. Ama ikisinde de o anda var olan nem miktarı dediğimiz mutlak nem miktarı aynı değil. Bakın deniz kıyısında yer alan B merkezinde mutlak nem 12 gram bölü metre küp, e ama C merkezi kara içerisinde olduğu için 8 gram bölü metre küplük bir mutlak nem miktarı var. Bunun böyle farklılık göstermesini sağlayan temel durum buharlaşma potansiyeli olan bir su kütlesinin varlığıdır ve aynı bak ikisi de deniz kenarında A merkezinde şurada şöyle kıyaslayalım A merkezinde sıcaklık B merkezine göre daha yüksek buharlaşma ile birlikte atmosfere karışan nem miktarı daha fazla olur. O yüzden de A merkezinde mutlak nem B'ye göre B merkezinde mutlak nem de C'ye göre daha fazladır diyebiliriz. Ve unut Dünya üzerinde sıcaklık ve buharlaşmanın fazla olduğu alanlarda mutlak nem fazladır dedik. O yüzden ekvatoral iklim bölgesinde mutlak nem miktarının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Alçak kesimlerde mutlak nem yükseklere göre daha fazladır diyebiliriz. Kıyılarda mutlak nem iç kesimlere göre daha fazladır diyebiliriz. Geldik bir diğer ifade maksimum nem. Maksimum nemi diğer ifadelerde doyma kapasitesi olarak da düşünebilirsiniz. Doyma kapasitesi diyorsa o hava kütlesinin alabileceği en fazla nem miktarıdır. Yani elimizde 1 metre bir hava kütlesi var ve bu hava kütlesinin içerisine alabileceği en fazla nem miktarına maksimum nem diyeceğiz ve bunu da gene aynı şekilde gram bölü metre olarak ifade edeceğiz. Ve bir hava kütlesi ısınırsa ısınan hava kütlesi ne yapıyordu sevgili arkadaşlar? Genleşiyordu, hafifliyordu ve bu hafifleyen hava kütlesi kapasitesinin taşıyabileceği nem miktarı da artar. O yüzden hava kütlesindeki sıcaklığın artmasıyla birlikte maksimum nem miktarının da arttığını söyleyebiliriz. Hemen sağ tarafta bu ifadeyi kanıtlayabileceğimiz sıcaklık değerleri ve maksimum nem değerleri yer almakta. Şöyle bir baktığımızda 20 derecelik bir hava kütlesinin 1 metre kısmının 1.6 gram bölü metre küp maksimum neme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Sıcaklığın artmasıyla birlikte hemen şöyle görebilmekteyiz. Maksimum nem miktarlarımızın da arttığını söyleyebiliriz. O zaman Sıcaklık ile maksimum nem arasında doğru bir orantı olduğunu söyleyebiliriz. Peki dünyada en sıcak yerler nereler? 1- çöller 30 derece enlemindeki dinamik kökenli yüksek basın çölleri dedik ya. O zaman bu alanlarda maksimum nem miktarı çok fazla. Ekvator çevresi gene sıcaklık ortalamasının yüksek olduğu alanlar bu alanlarda da maksimum nem miktarı çok fazla. Ama soğuk yerlerde özellikle kutup kutup altı iklim bölgelerinde ya da dağların yüksek kesimlerinde maksimum nem miktarının daha az olduğunu söyleyebiliriz. Burada şunu unutmayalım sevgili arkadaşlar. Bak nem dediğimiz zaman illa yağış olacak diye bir kaide yok. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Elinizde bir tane kap var ve bu kap 5 litrelik bir kap olsun sevgili arkadaşlar. Bir diğer kabımız var. Bu kapta şöyle 1 litrelik bir kap olduğunu söyleyebiliriz, tamam mı? Şimdi bu kabın içerisinde bak geniş bir kap Kabın içerisinde sevgili arkadaşlar su yok denecek kadar az. Ama bu kabın içerisinde mesela tabağımı suyla dolu olursa bu taşma ihtimal çok daha yüksektir diyebiliriz. Bunu böyle düşünebiliriz. Maksimum nem alabileceği en fazla nem miktarı ya da bu kabın alabileceği en fazla su miktarı olarak düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Mesela bu 5 litrenin bulunduğu alanı hemen şöyle çöl olarak ifade edebiliriz. 1 litrenin bulunduğu alanı ise mesela kutup olarak ifade edebiliriz bilebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik bağıl nem, nispi ya da oransal nem. Burada bir metre küplük havanın içerisindeki mutlak nem miktarının o havanın taşıyabileceği nem miktarına oranına biz bağıl nem diyeceğiz. Ve bağıl nemi sevgili arkadaşlar genel itibariyle mutlak nem bölü maksimum nem çarpı 100 şeklinde ifade ederiz. Şimdi geldik burada oran orantı grafiklerini daha iyi bir şekilde oturtabilmemiz için yapacağımız bir işlem var. Öncelikle farklı iki hava kütlesi ile ilgili ifadeleri şöyle ayırıyorum sevgili arkadaşlar. Doluluk oranının da ne olduğunu söyleyeceğiz. Mesela birinci kısımda mutlak nemleri aynı olan hava kütleleri olsun. Hepsinin mutlak nemi 10 gram olsun. Bak mutlak nemlerini sabit tuttuk. Maksimum nem ile bağıl nem arasındaki orantıya bakmamız gerekirse mesela birinci hava kütlesinde maksimum nem 5 gram olsun. ikinci hava kütlesinde 10 gram olsun. Üçüncü hava kütlesinde ise 20 gram olsun sevgili arkadaşlar arkadaşlar Şimdi bizim formülümüz neydi dediğimiz zaman hemen şöyle alıyoruz mutlak nem bölü maksimum nem çarpı 100 o zaman hemen şöyle yan tarafta bu işlemlerin bağıl nemlerinde hesaplamam gerekirse hemen şöyle birinci hava kütlesi için bunu hesaplıyorum mutlak nemi neymiş? 10 grammış. Maksimum nemine 5 gram mutlak nem bölü maksimum nem çarpı 100 dedim. Hemen şöyle 100 bölü 5'ten burası 20 yaptı. Hemen şöyle şu sıfırı silelim. 20 çarpı 10'dan 200 yaptı sevgili arkadaşlar. O zaman birinci hava kütlesinin bağıl nemi yüzde 200 oldu. Geldik ikinci hava kütlesine. Hemen şöyle şuraya ikinci hava kütlesi diyorum. Mutlak nem 10 gram. Maksimum nem 10 gram. Çarpı 100 diyoruz formülde. Hemen şöyle 10 bölü 10'dan burası 1 yaptı. 1 çarpı 100'den buranın da bağıl nemi yüzde 100 yaptı. Ne oldu? Birinci duruma göre bağıl nem azaldı. Hemen şöyle üçüncü hava kütlesine geldim sevgili arkadaşlar üçüncü hava kütlesine geldiğimde mutlak nem 10 gram hemen şöyle 10 diyorum maksimum nem 20 gram çarpı 100 diyoruz sevgili arkadaşlar hemen şöyle 100 bölü 20'den 5 yaptı 5 çarpı 10'dan da %50 buranın da bağın nemi olduğunu ifade edebiliriz sevgili arkadaşlar şimdi geldik bak mutlak nem sabit maksimum nem Birinci durumdan üçüncü duruma geldiğimizde artış gösterdi mi? Gösterdi. Bağıl nem ne yaptı? Birinci durumdan üçüncü duruma geldiğimizde azalış gösterdi. O zaman mutlak nem sabit olur. Ve bizim maksimum nemimiz artarsa bağıl nemimiz sevgili arkadaşlar azalıyor. O zaman nasıl bir orantı vardır? ters bir orantı vardır diyebiliriz. Bu birinci kısım. Geldik şimdi ikinci kısma. İkinci kısımda maksimum nemleri sabit tutalım ve maksimum nemleri 10 gram diyelim. Şöyle 10 gram diyorum. Buraya da geldim. Şöyle 10 gram. Hemen bu sefer mutlak nemleri farklaştıralım. Buraya 5 gram diyorum. Buraya 10 gram diyorum. Buraya da 20 gram dedim. Hemen gelin bu 3 hava kütlesinin de bağıl nemlerini bulalım. Hemen şöyle birinci hava kütlesi diyorum. Birinci hava kütlesinin mutlak nemi 5 gram. Maksimum nemi 10 gram çarpı 100 diyorum buraya 100 bölü 10 10 yapacaktır 10 çarpı 5'ten yüzde %50 yapar birinci hava kütlesinin bağıl nemi. Şuraya geldim şöyle %50 dedim. İkinci hava kütlesine geldim. İkinci hava kütlesinde mutlak nem 10 gram. Maksimum nem 10 gram. Ve çarpı 100 dersek 10 bölü 10'dan 1 yaptı. 1 çarpı 100'den ikinci hava kütlesinin bağıl nemi %100 yaptı. O zaman şuraya geldim gene %100 diye yazıyorum. Üçüncü hava kütlesine geldim. Üçüncü hava kütlesinin mutlak nemi 20 gram. Maksimum nemi 10 gram. Çarpı 100 diyorum bölü 10'dan. 10 yaptı 10 çarpı 20'den %200 yaptı sevgili arkadaşlar. O zaman hemen şöyle bir baktığımda bağıl nem birinci durumdan üçüncü duruma geldiğimde artış gösterdi mi? Gösterdi. Maksimum nemler sabit. Bak maksimum nem sabit. Mutlak nem birinci durumdan üçüncü duruma geldiğimizde artış gösterdi mi? Mutlak nem artarsa bizim bağıl nemimiz de artıyor mu? O zaman nasıl bir orantı vardır dersek doğru bir orantı vardır diyebiliriz. Şimdi sıcaklıkla bağıl nem arasındaki ilişkiye baktığımız zaman diyor ki burada mutlak nem sabit. Yani mutlak 10 olarak düşündük. Peki sıcaklık arttıkça maksimum nem artıyor mu? Sıcaklık arttıkça maksimum nem artarsa. Buraya şöyle sıcaklık ifadesi de kullanabiliriz sevgili arkadaşlar. Sıcaklık arttıkça maksimum nem artıyor. Maksimum nem artarsa bağıl nem ne yaptı? Azaldı. O zaman sıcaklıkla bağıl nem arasında da nasıl bir orantı var? Ters bir orantı vardır diyebiliriz. Peki şimdi geldik. Nem açıklarına. Bak doluluk oranı demiş ya. Bunun mesela doluluk oranı birinci durumdan üçüncü duruma azaldı birinci ifadede. İkinci ifade de arttı. Burada artış azalış var. Onun dışında nem açıklarına bakmamız gerekirse şurayı şöyle yapayım ben ve şuraya şöyle nem açığı diyeyim sevgili arkadaşlar. Ve nem açığı dediğimde sadece ikinci ifadeye bakalım tamam mı? Siyahla çizdiğimiz ifadelere bakalım. Nem açığında ne yapacağız biz? Maksimum nemle mutlak nem arasındaki farka bakacağız. Yani kabın tamamıyla kabın içerisinde suyu farkını almamız lazım. 10 5'ten 5 gram bir nem açığı olabilir sevgili arkadaşlar. 10 10'dan nem açığı yok. 10 20 nem fazlası var. Bakın nem açığı artarsa bizim bağıl nemimiz azalıyor. O zaman ters bir orantı vardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki bağıl nem oranı yüzde yüz olan bir hava kütlesi yağış bırakır mı sizce? Yani düşünün elinizde bir kap var ve kabın tamamı dolu sevgili arkadaşlar. Bu hava kütlesi yağış bırakır mı dersek tabii ki de bırak neden bırakmaz dediğimizde tamamı suyla dolan bir kap düşündüğümüz zaman bu kap taşıyor mu Tabii ki de taşmıyor O yüzden bağın nemi yüzde100 olan bir hava kütlesi yağış bırakmaz Peki bir hava kütlesinin bağın nemi yüzde 100 ise o hava kütlesindeki mutlak nem miktarı ile o hava kütlesindeki maksimum nem miktarı birbirine eşittir Eğer ki mutlak nem miktarı ile maksimum nem miktarı birbirine eşitse biz bu hava kütlesine doymuş hava kütlesi diyeceğiz. Bu hava kütlesinde bir şeyler olmalı ki yağış olsun. Yani şöyle baktığımız zaman bağın nemi yüzde yüz olan bir hava kütlesi düşünün. Bu hava kütlesinin yağışı bırakabilmesi için bir Mutlak nem miktarının ne yapması lazım? Artması lazım. Ya da maksimum nem miktarının azalması lazım. E maksimum nem miktarı nasıl azalır? Sıcaklığın azalması lazım. Yani bu hava kütlesi kendinden daha nemli bir hava kütlesiyle karşılaşırsa yağış oluşur. Bu hava kütlesinde sıcaklık düşerse, yani kendinden daha soğuk bir hava kütlesiyle karşılaşırsa ya da bir dağ yamacı boyunca yükselirse, bu hava kütlesinde balınem yüzde yüzü üzerine geçer ve bu hava kütlesi yağış bırakır. Eğer ki bağıl nemi %100 olan bir hava kütlesinin yağış bırakmasını istemiyorsam ne olacaktır? O zaman bu hava kütlesindeki mutlak nem miktarının azalması gerekir. Bununla birlikte mutlak nem miktarı azalamıyorsa bu hava kütlesindeki maksimum nemin artması gerekir. Yani bu hava kütlesinde aynı zamanda sıcaklığın artması gerekecektir. Eğer ki böyle bir ifade olursa da bu hava kütlesindeki bağlı nemin yüzde yüzünü altına düşeceğini söyleyebiliriz. Peki bu hava kütlesinde mutlak nem nasıl azalır? Eğer ki bu hava kütlesi kendisinden daha kuru bir hava kütlesiyle karşılaşırsa ya da kendisinden daha sıcak bir hava kütlesiyle karşılaşırsa bu sefer de maksimum nem miktarı artar ya da bir yamaç boyunca alçalırsa maksimum nem miktarı artacağı için bu hava kütlesinin doluluk oranı %100'ün altına düşecektir ve bu kapsamda da hava kütlesi yağış bırakmayacak ve güneşli bir hava kütlesine dönüşecektir diyebiliriz. Peki dünya üzerinde mutlak maksimum ve bağıl nemlerin en fazla ve en az olduğu yerlere geldiğimiz zaman genel itibariyle bağıl nemin en fazla olduğu yerler bak genel itibariyle dedim yoğun ölçekte yağışın fazla olduğu yerler mesela Amazon havzası, Kongo havzası, Endonezya Endonezya, Malezya, Gine Adaları. Yıl boyunca balığın nem miktarı yüksektir. Amerika'nın kuzeybatı kısmı, Batı Avrupa, Avustralya'nın doğusu, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusu gene yıl boyunca bağın nemin yüksek olduğu yerlerdir diyebiliriz. Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya yaz döneminde özellikle bağın nemin fazla olduğu alanlardır. Unutmayalım kutuplar yani Grönland ve Antarktika'da gene bağın nemin fazla olduğu alanlardır. Çünkü bu alanda bağın nemin fazla olmasının temel sebebi yani hem Grönland'da hem Antarktika'da bağın nemin fazla olmasının temel sebebi bu iki alanda maksimum nem miktarının az olmasıdır. Bundan dolayı da sevgili arkadaşlar bu alanlarda bağın nem fazladır ama yağış fazla değildir. Bunu da unutmayalım. Maksimum nemin fazla olması için sıcaklık ortalamasının yüksek olması lazım. Özellikle ekvator çevresi güney güneydoğu asya yani muson asyası dediğimiz yer çöller maksimum nem miktarının fazla olduğu alanlardır diyebiliriz. Mutlak nem miktarı genel itibariyle kıyı alanlarda daha fazla ekvatoral iklim okyanusal iklim akdeniz iklim bölgesinde muson iklim bölgesinde mutlak nemin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bağın nemin az olduğu yerlerde genel olarak yağış miktarı da düşüktür diyebiliriz. Çöl iklim bölgeleri özellikle dünya ölçeğinde bağın nem oranının en az olduğu yerlerdir diyebiliriz. Deniz etkisinden uzak kara işlerindeki sitep bölgeleri de gene bağın nem miktarının az olduğu yerler olarak karşımıza çıkar. Geldik yoğunlaşma yani yoğuşma ve yağışlar. Şimdi doymuş bir hava kütlesinin içerisindeki nemin sıvı ya da katı hale dönüşerek gözle görülebilir hale gelmesi işlemine yoğuşma denir. Ve bir hava kütlesinin bağıl nem oranının yüzde yüze ulaşmasıyla birlikte hava kütlesi içerisindeki nem yoğuşur. Yoğuşma anındaki sıcaklık sıfır derecenin üzerinde ise sıvı altında ise katı şekilde yağışlar meydana gelir. Şöyle bir tablomuz var. Tablomuz güzel bir tablomuz. Bu tablo bize bu kapsamda ışık olacak. Nasıl? Bizim bak, birincisi aşağı kısım, ikincisi yukarı kısım. O yüzden şuraya geliyorum şöyle. Yeryüzünde meydana gelen yoğuşma ürünleri diyorum. Aynı şekilde buraya da geliyorum gene yeryüzünde meydana gelen yoğuşma ürünleri diyorum. Hemen şöyle üst kısma geliyorum. Üst kısımda gördüklerimiz ise gökyüzünde meydana gelen yoğuşma ürünleri olarak karşımıza çıkar. Aynı şekilde sol tarafa da geldiğimizde gökyüzünde meydana gelen yoğuşma ürünleri olarak karşımıza çıkar. E bir de ortada bir şey var. Ortadaki şey de şu. Burası sıfır dereceyi referans alacağımız yer. Sıfır derecenin burası üzeri. Bu sol tarafı ise sıfır derecenin altı olarak ifade edilir. Yani sıfır derecenin üzerinde gökyüzünde meydana gelen yoğuşma ürünleri bulut ve yağmur. Sıfır derecenin üzerinde yeryüzünde meydana gelen yoğuşma ürünleri sis ve çiğ olarak ifade edilir. Devamında sıfır derecenin altında gökyüzünde meydana gelen yoğuşma ürünleri kar ve dolu. Sıfır derecenin altında yeryüzünde meydana gelen yoğuşma ürünleri kırığı ve kırçtır. Peki bunlar nelerdir dediğimizde hemen şöyle sistem başlayalım. Sis hava kütlesinin kendisinden daha soğuk bir yüzeye temas ettiğinde sıcaklığı düşer. Sıcaklığın azalmasına bağlı olarak hava kütlesinin maksimum nem miktarı azalır. Çünkü sıcaklıkla maksimum nem doğru orantılıydı. Sıcaklık azalırsa maksimum nem miktarı da azalır. Böylece hava kütlesi yoğunlaşarak gözle görülür hale gelir. Havada asılı duran su damlacıklarından oluşan bu yoğuşma ürünü sevgili arkadaşlar sis olarak ifade edilir. Ve genel itibariyle sisler oluştukları alanlara göre farklı isimler alır. Mesela yamaç sisi demişiz sevgili arkadaşlar. Burada mesela bir cephe sisini görebilmekteyiz. Yani bir yerde sisin oluşabilmesi için sıcak ve soğuk hava kütlelerinin temas etmesi gerekir. Bulut nedir dediğimizde hemen şurada şöyle görebilmekteyiz. Hava kütlesinin yerden yüksekte yoğuşmasıyla birlikte bulutlar oluşur. Oluşumlarına göre bulutları üç kategoriye ayırırız. Bunlardan birincisi alçak bulutlar olarak geçer. Bunlar genel itibariyle 0-2 kilometre aralığında oluşan ve bir tabaka gibi gökyüzünü kaplayan bulut türüdür. Bunlar genel itibariyle stratüs olarak geçer sevgili arkadaşlar. Orta yükseklikteki bulutlar 2-6 kilometre aralığında olan bulutlardır ve bunlara kümülüsler olarak ifade etmekteyiz. Bilginiz olsun. Yüksek bulutlar ise 6-12 kilometre aralığında oluşan bulutlardır. Bunlar da sirüsler olarak geçiyor. Hemen şöyle stratüs diyoruz. En alt kısımdaki bulutlara şunlar alçak bulutlar, stratüsler, orta bulutlar, kümülüsler hemen şuraya şöyle yazalım kümülüs diye. Yüksek bulutlar ise sirüsler olarak karşımıza çıkmakta. Geldik. Çi sıcaklık sıfır derecenin üzerindeyken hava kütlesindeki nemin yerdeki soğuk cisimler üzerindeki oluşturduğu su damlacıklarını verdiğimiz isim çiğdir sevgili arkadaşlar. Özellikle buradaki çimlerde, bitkilerde, araçlardaki o su taneciklerine verdiğimiz isim çiğdir. Kıra ise sıcaklığın sıfır derecenin altındayken hava kütlesindeki nemin yerde çok soğumuş ot olabilir, ağaç dalları, teller gibi alanlardaki buz kristalleri şeklindeki birikimler olarak ifade edilebilir. Burada da kırayı görebilmekteyiz. Kırç ise sıcaklığın çok aşırı derecede düştüğü günlerde rüzgarlı hava içindeki nemin böyle cisimler üzerinde yoğunlaşmasıyla oluşur ve iğne taneleri veya cisimleri tamamen kaplayan katmanlar şeklinde görülmektedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik oluşma biçimlerine göre yağışlar. Şimdi hava kütlesindeki bağıl nem oranının %100'e ulaşmasıyla birlikte hava kütlesi içerisindeki nem yoğuşur. Yoğuşma anındaki sıcaklık 0 derecenin üzerinde ise sıvı dedik. Altında ise katı şekilde yağışlar meydana gelir diyoruz. Yağmur, kar, dolu, bulut da bunlar içerisindedir. Peki oluşma biçimine göre yağışları biz kaça ayıracağız? Üç ayıracağız. Bunlardan birincisi konveksiyonel, diğer ismiyle yükselim yağışları, ikincisi yamaç yağışları, üçüncüsü cephe ya da diğer ismiyle frontal yağışlar. Hemen şöyle konveksiyonel ya da diğer ismiyle yükselim yağışlarından bahsetmemiz gerekirse ısınan bir hava kütlesi var. Gün içinde yukarıya doğru yükselir ve yükselen bu hava kütlesinde sıcaklık azaldığı için maksimum nem miktarı azalır. Maksimum nem miktarı azalırsa bağlı nem miktarı artar ve belirli bir yükseklikten itibaren yoğuşma başlar. Hava kütlesi içerisindeki nem genellikle öğleden sonra kısa süreli sağanak yağışlar şeklinde yeryüzüne geri dönmekte ve bu şekilde oluşan yağışları biz konveksiyonel ya da yükselim yağışları diyoruz. Peki bu yağışları biz nerede göreceğiz dersek ekvatoral iklim bölgesinde özellikle ekvator çevresinde Amazon havzasında Kongo havzasında, Mendonezya, Malezya, Gine adaları ve Filipinler hattında yıl boyunca göreceğiz. Çünkü bu alan hemen şöyle hattımızı çizersek ekvator çevresi olarak karşımıza çıkmakta ve burada düşen yağışların yıl boyunca konveksiyonel kökenli olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında savan iklim bölgesinde, sitip iklim bölgesinde, sert karasal iklim bölgesinde, tundura iklim bölgesinde en fazla yağışın düştüğü dönemlerde de gene yağışların oluşum biçimi konveksiyonel yani yükselim kökenlidir diyebiliriz. Geldik ikinci yağışımız yamaç diğer ismiyle orografik yağış. Nemli bir hava kütlesi düşünün ve bu nemli hava kütlesi bir daha yamacı boyunca yükselmek zorunda kalabilir. Yeryüzü şekillerine bağlı olarak. Yamaç boyunca yükselen hava kütlesinin sıcaklığı azalır ve belirli bir yükseklikten itibaren yoğuşma başlar ve bu hava kütlesi içerisindeki nem yamaç boyunca yağış şeklinde yeryüzüne düşer. İşte bu yamaç boyunca yeryüzüne yağış şeklinde düşen bu yağışın oluşum biçimi yamaç diğer ismiyle orografik kökenlidir diyebiliriz. Peki bu yağışın bir yerde olabilmesi için dağların genel itibariyle kıyıya paralel uzanması gerekmekte ve biz bu yağışı özellikle yaz döneminde Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya'da göreceğiz. Bizim ülkemizde Karadeniz ve Akdeniz'de görülen yağışların bazıları yamaç kökenli yani orografik kökenlidir. Özellikle ilkbahar yaz döneminde düşen yağışlarımızın büyük bir kısmı konveksiyonel kökenlidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik diğer ismiyle cephe ya da bir diğer ismiyle frontal yağış sevgili arkadaşlar. Soğuk ve sıcak hava kütlelerinin karşılaşma alanlarına biz cephe diyoruz. Yani bir yerde cephenin oluşabilmesi için bir sıcak hava kütlesi bir de soğuk hava kütlesinin olması lazım. Ve bu şekilde karşılaşan iki farklı hava kütlesindeki sıcak hava soğuk hava üzerinde yükselir. Yükselme ile birlikte sıcaklık azalır. Yoğuşma başlar ve yağış şeklinde yeryüzüne düşer. Peki biz bu yağışı nerede göreceğiz dersek özellikle sevgili arkadaşlar 60 derece enlemleri çevresinde göreceğiz. 60 derece enlemleri çevresinde kutup rüzgarları ile batı rüzgarlarının karşılaşma alanlarında biz bu yağışları yoğun ölçekte yaşayacağız. Ayrıca özellikle kış mevsiminde Orta Kuşak'ta da Akdeniz iklim bölgesinde özellikle kış mevsiminde düşen yağışların oluşum biçimi de gene cephesel kökenlidir diyebiliriz. Geldik yağışın yeryüzündeki dağılışı. Tabii ki de yağış miktarı yeryüzünde hem yatay ölçekte hem de dikey ölçekte aynı zamanda zaman özelliklerine göre değişkenlik gösterir. Bu nedenle yağış miktarının yeryüzündeki dağılışı farklı değerleriyle gösterilmektedir. Ve biz yağış miktarını plüvyometre dediğimiz sağ tarafta görmüş olduğumuz aletle ölçeriz. Ölçümdeki esasımız nedir? 1 metrekareye düşen yağışın miktarının ölçülmesidir. Eğer ki 1 metrekareye düşen yağış 1 kilogram olduğunda su yüksekliği 1 milimetre olur. Dolayısıyla yağış miktarını da ifade ederken metre kareye düşen yağış miktarı olarak ifade etmekte ya da milimetre olarak söylemekteyiz sevgili arkadaşlar. Ve dünya ölçeğine baktığımızda dünya ölçeğindeki yağışların en fazla düştüğü yerlerin başında bir ekvator çevresi gelecektir. Onun dışında güneydoğu Asya kıyıları gelecektir. Orta kuşak karalarının özellikle sevgili arkadaşlar kuzey yarımkürede batı güney yarımkürede doğu kıyıları gelecektir diyebiliriz. Burada özellikle okyanusal iklim, ekvatoral iklim ve muson iklimi dünyada yağışın en fazla düştüğü alanlar olarak ifade edilebilir. Peki dünyada en az yağışın düştüğü yerler neresidir dersek Grönland ve Antarktika dediğimiz kutup bölgeleri bununla birlikte 30 derece enlemindeki dinamik yüksek basınç alanları Kuzey Afrika, Arap Yarımadası, Avustralya'nın iç ve batı kısmı, Namibya, Şili'nin orta kısmını buna örnek verebiliriz. Soğuk su akıntılarının görüldüğü kıyılar zaten iklim ifadesinde çöl ikliminin etki alanını genişleteceği için bu alanlarda da yağışın az olduğunu söyleyebiliriz ve deniz etkisinden uzak kara içi alanları, özellikle Gobi Karakum, Kızılkum, Taklamakan çölleri, Tundra iklim bölgesinde gene dünya üzerinde yağışın en az düştüğü yerler olarak karşımıza çıkmakta. Yağış rejimi nedir dediğimizde sevgili arkadaşlar yeryüzündeki herhangi bir merkezdeki yağış miktarının yıl içerisindeki dağılımıdır. Bu aylık olabilir ya da mevsimlik olabilir. İşte buna biz yağış rejimi diyeceğiz ve yağış rejimini iki şekilde ifade ederiz. Eğer ki yağış rejiminde sevgili arkadaşlar aylara göre yağışın dağılışına baktığımızda oransal anlamda birbirine yakın ölçekte yağışlar düşmüşse bu şekilde oluşan bir yerdeki yağış rejimi düzenli olarak ifade edilir. Ve dünya ölçeğinde düzenli yağış rejimine sahip olan iki tane iklim tipi var. Bunlardan bir tanesi ekvatoral iklim bir tanesi ise okyanusal iklim olarak karşımıza çıkar. Ama Yağışın aylara göre dağılışına baktığımızda oransal anlamda ciddi bir farklılık var ve belirgin bir dönem belirgin bir kuraklık şiddeti varsa bu alandaki yağışın rejiminin ise düzensiz olduğunu söyleyebiliriz. Buraya özellikle Muson iklim bölgesini söyleyebiliriz. Savan iklim bölgesi, Akdeniz iklim bölgesi, Sitep iklim bölgesi, Sert Karasal iklim bölgesini örnek verebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet geldik şimdi ÖSYM tarzı sorumuza sevgili arkadaşlar. 9. sınıf Dinamo Soru Bankası'ndan seçmiş olduğumuz güzel bir soru. Sayfa 107 soru 3 açıp oradan da takip edebilirsiniz. Belirli bir bölgede yıl boyunca sıcaklık yüksek, günlük sıcaklık farkı çok fazla, bulutluluk ve nem oranı çok düşüktür diyor. Şimdi bu ifadeyi duyduğumuz zaman direkt kafamızda bu bölgenin dünya üzerinde nerede yer aldığının canlanması lazım. Bak sıcaklık yüksek diyor o zaman burası nereye yakın? ekvatora yakın. Bu birinci ifade olacak. İkincisi günlük sıcaklık farkı çok fazla ise tabii ki de burada nem miktarı çok azdır. Nem miktarı az olduğu için bulutluk düşüktür. O zaman burası çöl iklim bölgesi olarak karşımıza çıkmakta. Biz bu bilgiye dayanarak mekanı bulduk artık çöl bölgesi. Bu bölgeyle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir demiş. Deniz etkisine açık yükseltisi azdır diyor. Şimdi bu ifadeyi bu ifadeyle bağdaştıramayız gitti. Bitki örtüsü cılız ve seyrektir diyor. Evet çöl iklim bölgesinde kurak kurakçılot ve kaktüsler var. Bak buna ulaşabiliriz. Bu bir dursun. Yıllık ortalama yağış miktarı fazladır diyor. E çöl iklim bölgesi dedik yağış miktarı az olacak. Yeraltı ve yüzey su kaynakları fazladır diyor. E çöl iklim bölgesinde yeraltı su kaynakları ve yüzey su kaynakları azdır diyebiliriz. Bu ifade de gitti. Güneş enerjisinden yararlanma oldukça düşüktür diyor. E çöl iklim bölgesi nem oranı düşük bulutluluk oranı az. O zaman güneşlenme süresi çok fazla. O yüzden de güneş güneş enerjisinden yararlanma potansiyeli oldukça düşük değil yüksektir. Bu ifade de gitti. O zaman sorumuzun doğru cevabı B seçeneği oldu. Unutmayalım bize öncülde verilen bir ifade ile ilgili hemen kafamızda dünya üzerinde bir yer belirlememiz gerekiyor. Ve bak belirledikten sonra işimiz ciddi anlamda kolaylaştı diyebiliriz. Geldik bugünkü dersimizin son kısmına. Yani konu biterken biz bugün ne yaptık? Nem türlerinden bahsettik. Mutlak nem dedik o anda var olan nem miktarıydı. Maksimum nem o havanın taşıyabileceği en fazla nem miktarıydı. Bağıl nemi de doluluk oranı olarak düşünebiliriz. Çünkü mutlak nem maksimum nemi oranlayıp burada yüzde ifadesi kullanıyorduk. Tabii ki de sıcaklık arttıkça maksimum nem artar. Maksimum nem artarsa bağıl nem azalırdı. Mutlak nem arttıkça bağın neminde artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Yoğuşma, yoğunlaşma türlerinden bahsettik. Sıfır derecenin üzerinde, yeryüzünde ve gökyüzünde görülen sıfır derecenin altında, yeryüzünde, gökyüzünde görülen sis, dolu, yağmur, bulut, kırığı kırç, çiğ gibi durumlardan. Yağış çeşitleri üçtür. Yağış çeşidinden bahsettik. Konveksiyonel, orografik ve yükselim yağışları dedik. Ve şunu da unutmayalım. Bir hava kütlesinin yağış bırakabilmesi için sevgili arkadaşlar kesinlikle yükselmesi lazım. Neden dediğimizde bakın şimdi. Yükselen bir hava kütlesi düşünün. Yükselen bir hava kütlesinde genel itibariyle her 200 metrede sıcaklık bir derece azalır. Sıcaklık bir derece azalırsa havanın taşıyabileceği nem miktarı dediğimiz maksimum nem miktarı azalır. Maksimum maksimum nem miktarı azalırsa hava kütlesinin bağın nem miktarı artar. Ve belirli bir yükseklikten sonra bu hava kütlesindeki nem yağış olarak yer yüzeyine düşmekte. Peki alçalan hava kütleleri neden yağış bırakmıyor dediğimizde çünkü sıcaklık genel itibariyle her 200 metre alçaldıkça bir derece artar. Sıcaklık artarsa maksimum nem miktarı yani havanın taşıyabileceği nem miktarı artar. Maksimum nem miktarı artarsa bağın nem miktarı azalır. O yüzden alçalan bir hava kütlesinde de yağış ihtimali azalır ve bulutluluk oranı düşer diyebiliriz. O yüzden bir merkezde verilen bir soruda yükselen bir hava kütlesi varsa bu farklı iki hava kütlesinin karşılaşmasıyla olabilir. Bir dağ yamacı boyunca yükselmeyle olabilir ya da ısınan hava kütlesinin yükselmesiyle olabilir. Bunlarda yağış vardır. Alçalan hava kütleleri yağış bırakmaz diyoruz. Yeryüzünde yağışın fazla düştüğü, az düştüğü alanları söyledik. Yağış rejimini düzenli, düzensiz olarak ikiye parçaladık diyoruz ve Tekrar söylüyoruz. Sizlerin yorumları bizler için altın değerinde. Bulunmaz nimet. Birinci adım ne yapıyorsun? Videolarımız sizler için yararlı oluyor mu? Yorumlara yaz. Biz önemsiyoruz çünkü. Bize bir tavsiyen var mı? Biz sizler için neler yapmamız gerekiyor? Onları bize söyleyin. Öğretmenim bunu yaparsak bizim için daha iyi olur. Şunları da bekliyoruz diyebileceğiniz her şeyi yorumlara bekliyoruz ödüllü soruyu göstereceğim. Cevabı bulabildin mi? Ve en önemli ifadelerden bir tanesi. Biz üzerimize düşeni yaptık. Hadi bakalım şimdi sıra sizde. Videolarınızda like atmayı unutmayın. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.